Arkadaşlar verilen denklemden ben kökler toplamı olan x1 artı x2 ifadesinin eksi b bölü a yardımıyla 10 olduğunu bulabilirim. Bu durumda bu ifadeyi elime aldığımda burada 2 tane x1 artı 1 tane x1 artı x2 ifadesinin sonucu burada 16 yapıyorsa bu kısmın toplamının 10 olduğunu biliyorum. Onu karşıya aldığımda 2 tane x1 ifadesinin değeri 6. Buradan da x1 ifadesinin değeri 3 olarak elde edilir. Yani yukarıda verilen buradaki denklemin 3 köklerinden bir tanesiymiş. O halde 3'ü burada yerine yazarsam burası 9, burası eksi 30, burada m eksi 1 vardır ve bu işlemin sonucu 0 olmalıdır. Bu durumda burası ne yaptı? Burası eksi 22 artı m yaptı. Bu ifadenin sonucu 0 ise buradan m'nin değeri 22 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen denklem incelendiğinde burada kökler çarpımı x1 ile x2'nin çarpımı c bölü a'dan 8'e eşittir. Bu durumda bu ifadeyi eşitliğin diğer tarafını alırsam burada x1 çarpı x1 vardı. Bunun yanına x2 geldi. Bu işlemin sonucu burada 32 ise ben şu kısmın sonucunun 8 olduğunu biliyorum. Bunlar sadeleşirse buradan x1'in değeri yani köklerden bir tanesinin değeri 4 olarak elde edilir. Yani 4 burada yerine yazıldığında bu işlemin sonucu 0 olmaktaymış. 4'ü yerine yazarsam burası 16. Burada 4a var ve burada 8 var. Bu işlemin toplamı 0 olacaksa buradan 4a ifadesi eksi 24. İki tarafta 4'e bölündüğünde a'nın değeri eksi 6 olarak elde edilir. Doğru yanıt a seçeneğidir. Arkadaşlar karekök içerisinde x1 ile x2'nin toplamına, karekök içerisinde x2'nin toplamına k diyelim. Ve burada iki tarafında parantez karesini alalım. Bu durumda arkadaşlar x1 artı x2 ifadesi artı 2 çarpı karekök içerisinde x1 çarpı x2 ifadesinin değeri k'nın karesi olacaktır. Kökler toplamı olan x1 artı x2 ifadesi burada 21'e, kökler çarpımı olan x1 çarpı x2 ifadesi burada 4'e eşittir. Bu durumda şu kısım 21'dir. Artı buradaki ifade 2 çarpı karekök içerisinde 4'tür. Buradan da k kare bulunacaktır. Bu ifadenin toplamı 25 olduğundan 25 ifadesi k'nın karesi ise k ifadesinin değeri buradan 5 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi x2 eksi 1 ile bu ifadeyi de x1 eksi 1 ile genişletiyorum. Bu durumda yukarıda elde ettiğimiz ifade x2 eksi 1 çarpı düzeltiyorum. Artı. Ne olacaktır? X1 eksi 1 olacaktır. Alt taraftaki ifade de x1 eksi 1 ile x2 eksi 1'in çarpımıdır. Bu durumda yukarıdaki ifade kökler toplamı olan x1 artı x2 eksi 2'dir. Alt taraftaki ifade açıldığında x1 çarpı x2 eksi parantez içerisinde x1 artı x2 artı 1 elde edilir. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5'tir. 5'ten 2'yi çıkartırsam yukarısı 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan 3 olacaktır. O halde burası 3 eksi 5 artı 1'dir. Buradan da sevgili arkadaşlar ne elde ediyorum? Eksi 2 eksi 1 yani 3 bölü eksi 1'den eksi 3 elde ediyorum. Doğru yanıt a seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin denkleminin köklerinden bir tanesinin x1 olduğunu söylersem diğeri x1 artı 3 olacaktır. Bu durumda köklerin toplamı 2x1 artı 3 ifadesi verilen denklemde eksi b bölü a kuralı yardımıyla neye eşittir? A'ya eşittir. Peki kökler çarpımı nedir? Kökler çarpımı x1 çarpı x1 artı 3'tür ve verilen denklemde c bölü a uygulanırsa bu ifade 40'a eşittir. Peki ben burada 40'ı nasıl elde ederim? Eğer bunun 5 olduğunu söylersem bu ifade 8 olacaktır ve çarpımları 40 olacaktır. Peki başka türlü olabilir mi? Başka türlü eksi 8 ile neyi kullanacağım? Eksi 5'in çarpımını kullanacağım. Buranın eksi 8 olduğunu söylersem burası eksi 5 de olabilir ve bu ifadelerin çarpımları 40'tır. O halde x1 eğer ki burada 5 ise a'nın alabileceği değer 13. x1 burada eksi 8 ise a'nın alabileceği değer eksi 13'tür. Bu iki ifadenin toplamı 0 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi x2 eksi 1 ile bu ifadeyi de x1 eksi 1 ile genişletiyorum. Bu durumda yukarıda elde ettiğimiz ifade x2 eksi 1 çarpı düzeltiyorum artı ne olacaktır?
x1 eksi 1 olacaktır. Alt taraftaki ifadede x1 eksi 1 ile x2 eksi 1'in çarpımıdır. Bu durumda yukarıdaki ifade kökler toplamı olan x1 artı x2 eksi 2'dir. Alt taraftaki ifade açıldığında x1 çarpı x2 eksi parantez içerisinde x1 artı x2 artı 1 elde edilir. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5'tir. 5'ten 2'yi çıkartırsam yukarısı 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan 3 olacaktır. O halde burası 3 eksi 5 artı 1'dir. Buradan da sevgili arkadaşlar ne elde ediyorum? Eksi 2 eksi 1 yani 3 bölü eksi 1'den eksi 3 elde ediyorum. Doğru yanıt A seçeneğidir. Matematik öğretmeni Şuayb Bey tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştır. Denklemin çözüm kümesini bulunur. Kasım Q'yu yanlış yazarak çözüm kümesini eksi 5'e 12 buluyor. Şimdi eksi 5'e 12 ise Kasım'ın bulmuş olduğu şeye bakalım. Ya gördüğü denkleme bakalım. Şimdi kökler toplamı nedir burada? 7'dir. Kökler çarpımı nedir? Eksi 60'tır. O zaman Kasım denklemi nasıl gördü? X kare eksi 7x eksi 60 gördü. Şimdi nereyi yanlış gördü? Q'yu yanlış gördü. O zaman arkadaşlar şunu yazalım. Yani x kare eksi 7x kısmı doğru yani. Gelelim İbrahim Bey'e. İbrahim Bey'in kökler toplamı kaç? 2. Kökler çarpımı ne? Eksi 120. O zaman denklemi ne olacak? X kare eksi 2x eksi 120. İbrahim Bey nereyi yanlış gördü? P'yi. O zaman Q nedir? Doğrudur. O zaman Q ne olacak? Eksi 120 olacak. Yani denklemimiz bu. İsterseniz bunu ne yapalım? Köklerini çarpanlarına ayıralım. Yani şurası ne olacak? 8 olacak. Şurası eksi 15. Çarpımı bu. Toplamı bu. O zaman buradan kökler ne gelecek? Bir tanesi U demişiz. U küçük olanı. Küçük olanı ne gelecek? Eksi 8 gelecek. Büyük olanı ne gelecek? 15 gelecek. Şimdi ne istemiş? Küçük olanın karesi. Eksi 8'in karesi 64. 15 ile topluyorum. 79 A seçeneği. Gerçel sayı olmak üzere işlemi tanımlanıyor. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi ifade şöyle olunca ne yapıyormuşuz? Birinciyi aynen yazıyoruz. İkincisinin köklüsünü yazıyoruz. Sonra ikinciyi yazıyoruz. Birincisinin köklüsünü yazıyoruz. İfade şu hale gelmiş oluyor. Şimdi ne yapalım? Bunu çarpanlarına ayıralım. Nasıl bir çarpanlarına ayıralım? Karekök içerisinde x2, x1 şeklinde yazalım. O zaman şuradan ne olacak? Kök x1 gelecek. Şuradan ne gelecek? Buradan da kök x2 gelecek. Olay bu oldu. Şimdi kök x1 artı kök x2'ye isterseniz şuraya da t diyelim. Bura t ise her iki tarafın karesini aldığımızda birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak. Bu neye eşit olacak? T kare eşit olacak. Şimdi ne yapalım? Kökler toplamını biliyoruz. Kökler çarpımını da biliyoruz. Yani buradan x2 çarpı x1 nedir? 1'dir. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan 10'dur. Gelelim burada yerine yazalım. Şurası ne oldu? 1 oldu. Buraya yazmama gerek yok. Niye arıyorum? T'yi arıyorum zaten. Şurası ne? Şurası 10. Şurası ne? 2. O zaman t kare 12 ise t nedir? Artı eksi 2 kök 3 ama burada pozitif dediği için direkt pozitif kısmını alıyorum. 2 kök 3. Doğru cevap D seçeneği. Alper iki basamaklı ilk 6 asal sayıyı özdeş kartlara yazarak bir torbaya atıyor. Daha sonra torbadan aynı anda iki kart çekerek kartların üzerindeki sayıları kök kabul eden ikinci derecede denklemi yazıyor. Buna göre Alper denklemlerin hangilerini elde edebilir? Şimdi iki basamaklı olacakmış. İlk 6 asal sayı. Yani birincisi 11. Sonra ne olacak? 13, 17, 19, 23, 29. Şimdi başlayalım. 30'u elde edeceğiz. 38'i elde edeceğiz. 34'ü elde edeceğiz. Şimdi şununla şunu çarparsam, toplasam 30 elde ederim. Peki çarparsam da 209'u elde eder miyim? Ona bakıyorum. Şimdi 51 17'yi çarpıyorum. 221. Bundan olmadı. Fakat şöyle şu da 30 yapar. Bununla bunu çarparsam ne olur? 19 ile 19 11'i çarparsam 209 olur. Tamam bu oldu. Yani demek ki hem toplamları şuraya verecek çarpımları da şuraya verecek. Şimdi 38'e bakalım. 38. 38. 29, 11, 40 yapıyor. 23. 23. 11 daha 34 yapıyor. Bak şurayı verdi mesela. 23 ile 11, 34 yapıyor. Peki çarpımları ne olur? Çarpımları 253 olur. O zaman olmaz. Bu olmaz. Şimdi 38'i veren var mı? Ona bakalım. 13 ile 23. Olmadı. 11 ile 29, 40 yapıyordu zaten. Başka ne olabilir? 13, 17, 28. Bura 30 yaptı.
Bura ne yaptı? 32 yaptı. 38 olmasını istiyorum. Bu da 36 yaptı. O da olmuyor. O zaman doğru cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Evet, bir etkinlik yapıyor öğretmenler öğrencileriyle. Buna göre Mehmet'in oluşturduğu denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Talha Bey, Rana ve İcla arasındaki diyalog aşağıdaki gibi. 1514 yılında Çaldıran Savaşı. Ne yapıyoruz? Bunların rakamlarının neyse ne yapacağız? Doğru biliyorsak çarpımı. Yani 1 çarpı 5 çarpı 1 çarpı 4 ne yapar? 20 yapar. Gene aynı şekilde bunun rakamları nedir? 1 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 1'den. Bu da nedir? Bu da 10'dur. Şöyle. Ne yapmış oluyoruz? Bu kökleri bu olan ikinci dereceden denklemi yazacağız. Şimdi bunların kökler toplamı ne olur? 30 olur. Kökler çarpımı ne olur? 200 olur. O zaman denklemimiz ne olur? X kare eksi 30x artı 200 olur. Doğru cevap ne olur? B seçeneği olur.